أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك بك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك بك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم.
علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلم يكن له كفوا أحد فلم يكن له كفوا أحد فلم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin ve karlı bir şekilde dağılabilmeyi de her birimize ikram eylesin. Rabbim dünyada Kur'an müesseselerinde bizleri buluşturduğu gibi Ruz-u Mahşer'de Kur'an-ı Kerim'i bize getiren ve öğreten sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile cennette buluşmayı, Cemalullah'ı beraberce doya doya seyredebilmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim kalbi uyananlardan, kalp gözü açılanlardan, kalp kulağı delik olanlardan, dolayısıyla kafasındaki gözü gördüğü gibi kalp gözü de görebilen, kafasındaki kulağı duyduğu gibi kalp kulağı da duyabilen, gerçekleri kavrayabilen, hayatını da ona göre tanzim edebilen ayık kullarından eylesin. Gaflete daldırmaktan, ahireti unutmaktan, dünyanın zevku sefasına meftun olmaktan ve kabir ve ötesiyle ilgili yapılması gereken ciddi hazırlıkları ihmal eder duruma düşmekten de bizi ve nesillerimizi muhafaza eylesin. Her birimizi son nefesimize kadar Allah yolunda yürümeye, imanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın da sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim edip cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeye her birimizi, annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi, dost ve yaranlarımızı muvaffak eyleyim. Kıymetli dostlar, kimse benim ayranım ekşidir demez. Bu bir sözdür, atasözü gibi bir sözdür. Dolayısıyla insanoğlu genelde kendi kusurunu görmez, başkasının kusurunu daha fazla görür. Kendisinde 10 tane kusur olduğu halde başkasındaki 2 tane kusur kendisindeki 10 tane kusurdan gözüne daha büyük gelir. Tam tersine kendi yaptığı iyilikler gözüne büyük gelir, başkasının yaptığı iyilikler gözüne küçük gelir. Kendisi bir iyilik yaparsa, başkası 5 iyilik yaparsa, kendisinin yaptığı bir iyi tavır ve davranış kendisini cennete uçurduğuna inanır. Başkasının yaptığı 5 tane iyilik ise bir şey gözünde bir şey olarak gözükmez. Bu elbette insana şeytanın ve nefsin vermiş olduğu bir havadır. Bu çirkin görüşten ve çirkin bakıştan insan kendisini Kur'an terbiyesiyle, sünnet terbiyesiyle terbiye etmesi lazım. Kıymetli dostlar, biz günahlarımızı ve kusurlarımızı gözümüzde büyüttükçe Allah Celle Celaluhu onları küçültür.
Tam tersi. Biz günahlarımızı gözümüzde küçülttükçe Allah da onları büyütür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde sakın küçük günahları küçük ve basit görmeyin diyor. Bu neye benzer? Kendisi söylüyor bu örneği. Bir grup insan ormana gitseler, pikniğe gitseler, ateş yakmak isteseler, herkes birer parça odun getirsin deseler ve herkes dağılsa birer parça, birer efendim demet odun getirmiş olsa, her birisi birer tane getirmiş veya ikişer tane getirmiş ama bunlar bir araya toplandığı zaman ne oluyor? Kocaman bir ateş meydana geliyor. Yani küçük günahlar her birisi tek tek küçük olur ama insanın hayatında alışkanlık haline geldiği zaman bunlar bir araya gelince kocaman bir yığına dönüşür ve kocaman bir ateşe dönüşür. İnsan gözünde küçük gördüğü günahları işlerken sıkıntı çekmez, zaten küçük günahtır der. Fakat bunlar biriktikçe büyüye dönüştüğünün farkında olmaz. Akaid kitaplarımızda la sagirete ma'al israr ve la kebirete ma'al istiğfar denmiştir. Yani bir insan küçük günahlara devam ediyorsa o küçük günah olarak kalmaz. Devam onu büyük günaha dönüştürür. Bir insan büyük günah işlemiş olsa, istiğfar etse, gözyaşı dökmüş olsa, akıtmış olsa o büyük günah silinir gider. Ama küçük günaha devam ediyorsa o devam ettiği küçük günah büyük günaha dönüşmüş olur buyuruyor. Bizim için ibadetini yerine getirmeye gayret eden Müslüman kardeşlerimiz için en büyük tehlike nedir? En büyük tehlike günahlarımızı gözümüzde azımsamış olmamız, ibadetlerimizi gözümüzde büyütmüş olmamız, çok olarak telakki etmiş olmamız bizim için oluşabilecek en büyük tehlikelerdendir. Zaman zaman bazı tip Müslümanlarla hep karşılaşırız, siz de karşılaşırsınız. Ben 5 vakit namazımı kılarım, kimsenin malını çalmadım, çırpmadım, ben hiçbir günahım yok, tertemiz bir insanım der. Yani adeta Cenab-ı Hak onu cennete yerleştirmek mecburiyetinde kalmış. Artık beni cennete koymayacak da kimi konacak, koyacak, evliya gibi bir adamım işte, hiçbir suçum yok der gibi. Bir başkası der ki, elhamdülillah biz senelik Ramazan'dan Ramazan'a 3-5 kuruş zekatta veririz. Kimsenin de malında gözümüz yoktur. Kimseye de kötü düşünmeyiz. İşte bu kadara şükür yani. Yapılacak başka bir şey kalmamıştır der. Yani Allah Celle Celaluhu bize hesapsız verir. Hesapsız verir. Çünkü ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Allah bize hesapsız verir. Biz birkaç kuruş hesap ederek verdiğimizde sanki Allah'ın verdiklerinden daha fazlasını vermiş gibi kendimizi telakki ederiz. Şeytan bize böyle gösterir. Bir insan, kardeşler, yaptıklarını gözünde küçültmemeli. Günah açısından söylüyorum. Onları daima beni batıracak cinsendir, Allah'a karşı bunlar işlenmemelidir nazarıyla bakması lazım. İbadetler nazarı açısından da baktığı zaman beceremedim, hakkını ödeyemedim, çok daha yapmam lazımdı şeklinde telakki etmek lazım. Şimdi Hoca Efendi'nin Aşr-ı Şerif olarak okuduğu birinci ayeti kerimeyi ve ikinci ayeti kerimeyi şöyle beraber bir gözden geçirelim. Allah bizden nasıl bir kulluk istiyor? Gerçekten bu kulluğu biz yapabiliyor muyuz yoksa yaptıklarımız yeterlidir diyebiliyor muyuz? Tabii ki kardeşler, Kur'an'da Rabbimizin söylediği tartışılmaz bir gerçektir. Yani her birimiz Allah böyle söylediyse bu iş böyledir deriz. Olay bitmiştir. Yani bu yorum değil, doğrudan doğruya tabiri caizse anayasadır, Kur'an-ı Kerim'dir, Rabbimizin direkt kendi kelamıdır. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, Estaizu Billah, Tevbe Suresinin 111. ayet-i kerimesi. Estaizu billah. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah Celle Celaluhu her müminim diyen, buyurun bir kelime-i şehadet. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Rabbim kelime-i şehadetin ve ehlinden dünyada ve ahirette bizleri ayırmasın. Şimdi bir insanda iman varsa, bu kelime-i şehadet varsa Cenab-ı Hak diyor ki ben
Bu imanı, kelime işareti getiren imanı elde eden herkese bir sözleşmem var. Sen bu kelime işaretin altına imza attın mı? Benim sana sözleşmem var. Şimdi gidiyorsunuz bir şirketle veya bir bankayla bir anlaşma yapıyorsunuz. Diyor ki sonunda bir kağıdın aşağısında bir imza attırıyor size. Buraya diyor imza atın diyor. İmza atıyorsunuz. Neye imza attığınızı bilmemiş olabilirsiniz. Ama yarın hukuki bir durum olduğu zaman efendim ne oluyor mahkeme şey diyor ki banka diyor ki sana bak diyor sen burada buna söz verdin diyor. İmza attın Allah Allah ben bilmiyordum ki neye imza attım. Bilsen bilmesen fark etmez. Buraya imza attın mı attın. Okusaydın kardeşim. Kabullenmeseydin madem kabullenmeyecektin o zaman kabullenmeseydin imza atmasaydın. Şimdi kardeşler biz kelime-i şehadeti getirdiğimizde, kelime-i tevhidi getirdiğimizde attığımız imzalardan birisi de Allah ile aramızda bir sözleşmeye imza atmışızdır. Nasıl bir sözleşme? Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesi. Be'enne lehumul cenneh. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ben sizden canınızı ve malınızı satın aldım. Karşılığına size cenneti verdim. Sözleşme bu. Demek ki kelime-i şehadeti getiren insan neyi demiş oluyor? Allah'ım ben canımı, malımı sana sattım. Karşılığında cenneti aldım. Allah da diyor ki Celle Celaluhu ben senin canını, malını senden satın aldım. Karşılığında cenneti sana verdim diyor. Kime diyor bunu? İman eden insanlara diyor. Demek ki kelime-i şehadeti getiren insan Allah'a böyle bir söz vermiş oluyor. Burada şunu gözden kaçırmayalım. Canımız, malımız gerçekten bizim mi? Allah'a satıyoruz ya. Gerçekten bizim mi yoksa gerçek sahibi de Allah mıdır? Gerçek sahibi de Allah'tır aslında. Burada sadece bize bir akit olarak fırsat veriyor. Allah'ım ben canımı, malımı sana sattım. Karşılığında bana cenneti ver. Veya Cenab-ı Hak diyor ki kulum sen bana canını, malını satarsan ben sana cenneti vereceğim diyor. Bu aslında Cenab-ı Hakk'ın bize büyük bir fazl-ı keremidir. Can da onun, mal da onun, cennet de onun. Bir de bu can ve mal karşılığında bize verdiği şey nedir? Cennettir. Cennet ucuz bir şey midir? Bizim canımız, malımız ne yapar ki? Kaç para yapar ki? Ebedi ve sonsuz cennetin değeri efendim ölçülebilir mi? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tasvirini ifade edelim. Ne diyor? Cennetteki bir metrekarelik yer, hiç abartı yok bunda, bütün dünya ve içindekilerden daha değerlidir diyor. Cennetteki bir metrekarelik yer, bütün dünya ve içindekilerden daha değerlidir. Eğer bir metrekarelik yeri bütün dünya ve içindekilerden daha değerliyse, en fakir bir Müslümana da verilecek olan iki bu dünya kadar yer ise, o zaman bu cennetin değerini nasıl ölçebiliriz ki? Yani Allah Celle Celaluhu neyin karşılığında bize cenneti veriyor? Canımızı, malımızı Allah'a sattık diye. Satmasak ne olacak? Bizde mi kalacak? Yani biz canımızı, malımızı satmasak bizde mi kalacak? Yok, zaten bizden gidecek. Mesele burada bu işi kabullenmektir. Allah'ım ben sana canımı, malımı sattım. Peki sattıysan bunun bir gereği var. Yani gerçekten sattın mı, satmadın mı? Sattım demekle satılmış olmaz. Ben arabamı sana sattım ama arabam bende kalacak. Evi sana sattım ama sen evde evi almayacaksın, anahtarı da teslim almayacaksın, kirasını da almayacaksın, evde ben oturacağım. Böyle bir satış olmaz. Eğer biz canımızı malımızı Allah'a sattıysak bunun gereği nedir? Rabbimiz devam ediyor. يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşacaklar gerektiğinde. Canımızı sattık ya. يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşacaklar. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Öldürecekler düşmanlarını veya öldürülecekler. İkisine de razı olacaklar. Ben savaşa gidiyorum. Düşmanları yok etmeye de razıyım. Düşman eğer üstün gelirse, beni öldürürse ona da razıyım. Öldürülmeye de razıyım. Çünkü ben bu canı sattım Allah'a. Bu benim değildir. Allah'ın dini için, Allah'ın dininin yücelmesi için ben verdim gitti. Bu mal benim değildir. Diyebilecek. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ben bu sözü Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'a söylemiştim. İncil'de İsa Aleyhisselam'a söylemiştim. Kur'an'da da siz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ilan ediyorum. Ve men evfa bi ahdihi min Allah. Peki
Siz canınızı, malınızı Allah'a satacaksınız. Allah da size cenneti verecek. Sözleşme bu. Siz sözünüzde durursanız Allah sözünde durur mu, durmaz mı? Allah'tan daha çok sözünde kim durabilir ki diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Öyleyse فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ. Siz mümin olarak böyle bir sözleşme imza attığınızı biliyor musunuz? Böyle bir sözleşmeden memnun musunuz? Karşılığında cenneti alacaksınız. فَاسْتَبْشِرُوا. Müjde size. Müjde, sevinebilirsiniz. بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ. Yaptığınız bu alışveriş sebebiyle sevinebilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz. Çünkü kârda sizsiniz. Allah'ın eline herhangi bir şey geçmiyor. Yani haşa, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Zaten canımız, malımız O'nundu. Cennet de O'nundu, biz de O'nunuz. Biz canımızı, malımızı sana sattık demekle Allah'a zengin etmiş olmayız. Her şey O'nun, her şeyin sahibi O'dur. Ancak burada ne var? Allah'a teslimiyet vardır, imtihanı kazanmak vardır. Efendim, bu şerefi elde etmek vardır. Şimdi kıymetli dostlar, Abdullah İbni Rabaha radıyallahu anh Akabe biatinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki: Ya Resulallah, Rabbin için benden ne isteyeceksen iste dedi. Kendin için de ne isteyeceksen benden iste dedi. Ne işar koşuyorsun Müslüman olmam için? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Rabbime için şunu şart koşuyorum, ondan başkasını ibadet etmeyeceksin. Ona ortak koşmayacaksın. Kendim için de kendi nefislerinizi düşmanlardan koruduğunuz gibi Medine'ye geldiğim zaman beni de koruyacaksınız. Sözleşmesini istemişti. Mallarınızı ve canlarınızı koruduğunuz gibi beni de koruyacaksınız. Dedi ki Abdullah İbni Ravaha, peki bunu yaptığımız zaman karşılığında ne alacağız? Rabbimize ibadet ettik, ortak koşmadık. Ve seni, kendi canımızı, malımızı koruduğumuz gibi seni de koruduysak bunun karşılığında biz ne alacağız? Dedi ki karşılığında cenneti alacaksınız. O zaman dediler ki bu alışverişte biz çok karlıyız. Asla bu alışverişi bozmayız. Bu alışverişten de dönmeyiz. İşte bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Allah Celle Celaluhu müminlerden canlarını, mallarını satın almıştır. Yeri geldiği zaman fabrikam var, işim var, çocuklarım var, efendim sözleşmelerim var. Hiçbirisini düşünmeden eğer savaş gerekiyorsa Allah yolunda savaşa gidebileceksin. Allah için bu fedakarlığı yapabileceksin. Gideyim mi, gitmeyeyim mi diye düşünme hakkın yoktur. Çünkü sen Müslüman olarak bu sözü Allah'a verdin. Can da Allah'ın, mal da Allah'ın. Bu sözünde durduğun takdirde karşılığında cenneti alırsın. Durmadığın takdirde cenneti hak etmiş olmazsın. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bu sözü beyan ettikten sonra buyuruyor ki Allah'tan daha çok sözünde kim durabilir? Şimdi kardeşler, bir sonraki ayeti kerimede bu sözünde duran insanların özelliklerini anlatıyor. Yani 112. ayeti kerimede bu sözünde duran insanların özelliklerini anlatıyor. Ancak ben ona geçmeden önce kısaca şöyle bir şey söyleyeyim size kardeşler. Her birimiz kendimizi bir gözden geçirmemiz lazım. Gerçekten böyle bekara karı boşamak kolaydır derler ya. Yani cihat deyince tamam demek kolay da bir seferberlik ilan edilmiş olsa, bir askerlik meselesi çıkıyor, parayla askerlik meselesi, millet uçuyor. Askere kısa zamanda askerliği efendim parayla beraber bitirip uzun dönemden kurtuldum diye nasıl bayram ediyor? Anası bayram ediyor, babası bayram ediyor, kendisi bayram ediyor, nişanlısı, herkes bayram ediyor. Peki yani gerçekten askerlik nedir ki? Gerçekten işin içerisinde bir savaş, seferberlik çıkmış olsa ve bu seferberliğin ucunda da dinini, namusunu, vatanını, şerefini korumak olsa, Çanakkale'deki dedelerimizin gittiği gibi gidebilir miyiz? Çanakkale'deki dedemizin çok bağlantısı yoktu. Ne fabrikası vardı, ne mağazası vardı, ne işçisi vardı, hiçbir şeysi yoktu onun. Bir tarlası vardı, tarla zaten yerinde duruyor. Ama şimdi gideceğimiz zaman o fabrika var, şu kadar işçiler var, efendim şu kadar iş vardır, taksitler var, ev var, çocuk var, torun var, efendim şu var, bu var, bir sürü takıntımız var. Bir sürü takıntımız var. Söylemesi kolay arkadaşlar. Söylemesi kolay. Haydi ben size söyleyeyim. Gerçekten Allah yolunda cihada çağrıldığınız zaman gidebilir misiniz? Eğer gidebiliyorsanız o zaman bir deneme yapalım arkadaşlar. Haftada
İki gün Allah için emri bil marufa çıkalım. İşimizi bırakalım, telefonları kapatalım. Emri bil marufa gidelim. Yani bir başka yere gidelim. Efendim, kendimizi çok iyi beceremiyorsak, beceren bir arkadaşla beraber gidelim. İşimiz Allah'ım bugün senin için dolaşacağım. Şimdi umredeyken Kabe-i Muazzama'nın karşısında, Altınoğlu'nun karşısında otururken yan tarafımda birisi vardı böyle. Yeni sakal bırakmış. Efendim takriben 35 yaşlarında birisi. Dedim kardeşim nerelisin? Dedi ki Bursalıyım. Hoş geldin, sefa geldin. Allah kabul etsin falan dedim. O da Cenab-ı Hak sizden de kabul etsin dedikten sonra dedi ki Bursa'da dedi Emri bil Marufçu İbrahim diye bir kardeşimiz var dedi. O İbrahim kardeşimizin delaletiyle ben hidayet buldum dedi. Bende namaz değil cuma da yoktu bende dedi. O dedi bana bir el attı dedi. Bana anlattı dedi. Benim de kafama yattı dedi. Ben dedi 5 vakit namaza başladım. Sakalını da bırakmış. Umre'ye de gelmiş. Şimdi İbrahim denen orada esnaf gibi dolaşan bir kardeşimizin tatlı tatlı anlatmasıyla 5 vakit namaza başlamış, umreye gelmiş bir kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar bakın, eğri oturup doğru konuşalım. Almanya'ya piknik için, turistik gezi için gitseniz bir hafta batmaz size. İngiltere'ye gitseniz, nereye gittin? İngiltere'ye gittim de havasını da atarsınız. Ama iki gün Çanakkale'ye emri bil maruf'a gitmek zor gelir. Bir günde zor gelir. Doğru mudur değil midir? Kendi kendinize düşünün bakalım. Antalya'ya tatile gitsek, bir hafta gittik, çoluk çocuk gittik, hiç işler aksadı aksamadı, telefonla işleri idare ediyoruz. Ama bir hafta Antalya tatili bize zarar vermiyor, hoşumuza da gidiyor. Hatta en iyisini yapmaya, en kalitelisini yapmaya çalışıyoruz değerlerimize göre. Ama arkadaşlar Allah'ın dini için diyelim ki ben emri bil marufu yapmasını beceremem diyebilirsiniz belki. O zaman şöyle diyeceğim size. Siz haftada veyahut da ayda 3 gün bir yere kapanabilir misiniz? Bir medreseye gitseniz ben bugün 3 gün hiç dışarı çıkmayacağım. Sadece Sübhaneke'den başlayacağım. Namaz surelerini güzel talim edeceğim. Dinimi güzelce öğreneceğim diyebilir misiniz? Hemen aklınıza işiniz gelir. Peki Antalya'ya giderken gelmiyor, İngiltere'ye giderken gelmiyor, Çin'e giderken gelmiyor. Buraya gelince niye geliyor? Bu işte bir şey var herhalde. Yani arkadaşlar bu soruyu şimdi ben size sorurken biraz böyle garip garip düşünmeyin. Bu soruyu Münker ve Nekir meleklerin sorduğunu kabul edin. Böyle benim gibi tatlı sormazlar. Yarın Mahkeme-i Kübra'da buna benzer bir soruyla karşı karşıya kaldığımız zaman gerçekten bunun cevabı çok rahat olmaz. Yani Allah'a biz canımızı, malımızı sattık mı? Gerçekten seferberlik olsa böyle koşabilir miyiz? Ben sattım zaten. Dedelerimizin Çanakkale'de koştuğu gibi koşabilir miyiz? Bedir'de Bedir'in aslanları koştuğu gibi koşabilir miyiz? Hendek'te Hendek aslanları koştuğu gibi koşabilir miyiz? Uhud'da Uhud'un aslanları koştuğu gibi koşabilir miyiz? Hani onlar da sattı, biz de sattık. Bu bakımdan bizim biraz eksiğimiz var galiba. Yani onların yakaladığı o kemalatı yakalamakta ciddi bir eksiğimiz vardır. Şimdi kıymetli dostlar hemen 112. ayeti kerimeye geçiyorum. Cenab-ı Hakk'a bu sözü vermiş olan insanlarda hangi güzellikler gözükür? Yani emareleri nelerdir, alametleri nelerdir? Her zaman savaş olmaz. Diyor ki Allah Celle Celaluhu bu kullarım var ya Allah'a söz vermiş, canını malını Allah'a satmış olan ve benim de karşılığında cenneti kendilerine verdiğim kulların özelliklerine gelince ettaibun bunlar beşerdirler. İşlemiş oldukları günahlar elbette oluyor ama o günahlardan mutlaka tevbe etmişlerdir. Yani ben bu günaha başladım, devam edeyim. Bu benim hayatımın bir parçası olsun demezler. Ayakları kayıp yanlış yaptıklarında, günaha daldırdıklarında bir defa tevbe etmesini bilirler. Çünkü bunlar cennetin talipleridirler. Cennetin kusuru var mı? Yok. Cennet kusursuzdur değil mi? Arkadaşlar milyonlarca sene cennette yaşasanız bir duvarında asla bir boya düşüklüğü göremezsiniz. Bir yerde su kaçağı göremezsiniz. Bir yerde çatlak göremezsiniz. Bir yerde efendim bir düzensizlik göremezsiniz. Cennette kusur yoktur. Bizim kulluğumuzda kusur var mı? Var. Peki bizim kulluğumuzdaki kusurları telafi şansımız var mı? Var. Neyle? Tevbeyle. Biz
Kusurlu olan kulluğumuzu tevbe ile beraber ne yapacağız? Çatlaklarını kapatacağız, kusursuz hale getireceğiz. Bu şansı Allah bize verdi, bu imkanı bize verdi. Onun için can kurtaran simidimizdir tevbe bizim. Kim, hangimiz bugün diyebilir ki ben bugün hiç günah işlemedim? Ya kardeşim, 5 dakika arkadaşınla konuştuğun zaman ister telefon görüşmesi, isterse yüz yüze görüşme olsun, kaç tane gıybet etmişsindir, kaç tane suizan yapmışızdır. Sabahtan akşama kadar işlediğimiz günahların hesabını Allah bilir, biz bilemeyiz. Dolayısıyla bizim her zaman tevbeye ihtiyacımız vardır. Ve tubu ilallahi cemiyan eyyuhel mu'minune leallekum tuflihun. Ey müminler, hepiniz toptan Allah'a tevbe edin ki felaha ermiş olursunuz. Demek ki canını malını Allah'a satmış olan kulların birinci emareleri nedir? Tevbe onların can kurtaran simididir. Burasını geçiyorum. İkinci alametleri nedir? El-abidun. İbadet konusunda hassastırlar. El-abidun. İbadet konusunda hassastırlar. İbadet deyince, şimdi bazı insanlar yemeğe düşkündür. Bazı insanlar başka şeylere düşkündürler. Bazıları dolara düşkündür. Bazıları arsaya düşkün. Bazıları efendim arabaya düşkündür. Araba modellerine düşkündür. Bunlar ibadete düşkündürler. Yani bunların işi gücü nedir? Daha iyi ibadet, daha güzel ibadet, daha güzel kulluk yapabilmektir. Üçüncü özellikleri elhamidun. Allah'a hamd ederler. Yani ne demektir bu arkadaşlar? Sahip oldukları bütün iyilikleri ve güzellikleri, kabiliyetleri ve karakterleri, güzel karakterleri hepsini Allah'tan bilirler. Diyelim ki çok iyi, bugün çok iyi müşteri gelmiştir. Beklediğimden çok daha fazla beklenti şey elde ettim. İşte benim şu çalışmalarım var ya, işte bunun güzel neticesini, şimdi semeresini yiyorum falan. Öyle diyecek yerde bu güzelliği kimden bilmek lazım? Allah'tan bilmek lazım. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Bugün bana iyi bir müşteri gönderdin. Bugünümü elhamdülillah karla kapatmış oldum. Sıkıntılarımın bir kısmını gidermiş oldum diye hamd ederler. Yani iyilikleri ve güzellikleri daima kimden görürler bilirler? Allah'tan bilirler ve Allah'a hamd ederler. Bir başka özellikleri es-saihun. Onlar oruç konusunda da ihmalkar değillerdir. Kıymetli dostlar, şimdi çivi tahtaya geçer. Ama tahta çivisi duvara geçmez. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şimdi biz de bazen duvar gibi oluyoruz da tahta çivisi geçmiyor bize. Ya ben size ağır gelirse ben kendime söylüyorum. Gerçekten ayeti kerimeleri, hadisi şerifleri efendim bizim hayatımızı tanzim eden birer çivi gibi, tutturan birer çivi gibi düşünecek olursanız bazı ayetleri kulağımızın bir tarafından girer, öbür tarafından çıkar. Hiç bizi şey yapmaz, yerimizden sallamaz veya hadis-i şerifler hiç sallamaz yerimizden. Mesela diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi, perşembe günlerini ben oruç tutmayı severim der. Çünkü hem doğduğu gün pazartesi günüdür, hem de pazartesi, salı, perşembe günleri kulların amelleri Cenab-ı Hakk'a arz ediliyor. Amellerimin Allah'a arz edildiği gün oruçlu olmayı severim ki Allah belki oruçları, ibadetlerimi kabul eder, günahlarımı siler diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi, perşembe orucu var mıydı? Vardı. 13-14-15 her ayın 13-14-15'i var mıydı kamera ayların? Vardı. Peki öyle bir Müslüman düşün ki Ramazan'dan başka hiç orucu yoktur. Ramazan'dan başka hiçbir orucu yoktur. Bu insan oruç konusunda hassastır diyemezsiniz. Orucunu tutar dersiniz ama oruç konusunda hassastır diyemezsiniz. Şimdi adam bir tanesi almış elemanın yanına zarfların içerisine de 5000 riyal doldurmuş. Uzak köylerden bir köye, mıntıkaya gitmiş zekatını dağıtacak. İşte karşısına gelen fakirlere birer zarf uzatıyor. Zarfın içerisinde de 5000 riyal var. O köydekiler bittikten sonra elemanını almış.
Yolda giderken bakmış ki yaşlı pirifane birisi geliyor. Dur demiş ya. Bu pirifane buralı birisine benzemiyor. Biraz da Yemenli birisine benziyor. Bakalım bu adam ne için buralardadır? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Amca sen buralı mısın? Yok değilim. Nereden geliyorsun? Yemen'den geliyorum demiş. Nereye gidiyorsun? Umre'ye gidiyorum demiş. E demiş. Kaç gündür böyle nasıl geliyorsun? Yaya geliyorum demiş. E niye yaya geliyorsun? E demiş. Oraya gitmek için demiş 4000 riyal para lazımmış. Bende de demiş 200 riyal var demiş. Ben parayla buraya gidemeyeceğime göre yaya gideyim dedim dedi. 200 riyal. Giderken gelirken yolda yerim içerim. E kaç gündür geliyorsun? 6 gündür geliyorum dedi. Peki dedi sen bu gel dedi sana biraz yemek ikram edelim. Karnını da açtır. Oruçluyum dedi. Oruçluyum dedi. 6 gündür yolda yürüyor. Efendim oruçluyum dedi. Sağ ol teşekkür ederim dedi. Peki dedi bu kadar şeylerden geçtin dedi. Kontrol noktalarından geçtin. Sana hiç polisler durdurmadı mı seni? Nereye gidiyorsun demediler mi sana? Vallahi dedi. 3 tane kontrol noktasından geçtim dedi. Hiçbirisi beni görmedi dedi. Bana hiçbirisi bir şey söylemedi dedi. Şimdi işin devamı şurasını söyleyeceğim. Adam umreye yaya gitmeye karar vermiş. Tamam mı? 6 gündür de yolculuğu devam ediyor. Kaç gün daha devam edecek o şartlarda Allah bilir. Yolda giderken orucunu da ihmal etmiyor. Şimdi bir Müslüman tipi düşünün ki Ramazan'dan Ramazan oruç tutar. Amenna ve saddakna. Bir başka tip düşünün ki oruç mu? 5 vakit namaz nasıl farzsa öğle namazının farzını kıldık. Farzından önce 2 rekat, 4 rekat sünnet kıldık. Farzdan sonra da 2 veya 4 daha sünnet kıldık. İkindiyi farzıyla bırakmadık. Akşamı farzıyla bırakmadık. Yatsıyı farzıyla bırakmadık. Sabah namazını farzıyla bırakmadık. Önünde, arkasında veya sadece önünde veya sadece arkasında bir sünnet ilave ettik. E namazda bu olduğuna göre oruçta da yok mu böylesi? Elbette oruçta da olması gerekir. Onun için canını malını Allah'a satmış, karşılığında cenneti isteyen insanın da bulunacak özelliklerden birincisi tevbe konusunda hassastırlar, ikincisi ibadet konusunda doymak bilmezler. Nasıl ki her gün yemeğe ihtiyacımız varsa, vakti saati gelince insan yemek arıyorsa, ibadet vakti geldiği zaman da ibadetinde hassas olurlar. Üçüncüsü, yapılan bütün elde ettikleri bütün iyilikleri Allah'tan bilirler ve hamd ederler. Sonraki özellikleri ise namaz, oruç konusunda da nedirler? Hassastırlar. Evet. Bir sonraki özellikleri de saihatin es-saihun el-hamidun el-raki'un el-taibun el-amidun el-hamidun el-saihun. Evet. Saihun oruç tutarlar. Ondan sonraki özellikleri de el-raki'un el-sacidun. Yani ibadet kelimesi arkadaşlar yukarıda özellikle geçtiği halde Cenab-ı Hak burada rükû ve secde konusunda hassastırlar diyor. Rükû ve secde konusunda hassastırlar. Yani bu hem namazı bildiriyor bize hem de namazdaki tadil erkanı özellikle bildiriyor. Kıymetli dostlar namazda tadil erken daha çok kendisini rükû ve secdede gösterir. Bir insan rükûnü doğru yapıyorsa, secdesini kriterlerine uygun olarak yapıyorsa namazda tadil erkanın bedene taalluk eden kısmını yerine getiriyor demektir. Rükûde tadil erken nedir kıymetli dostlar? Rükûde, rükûye eğildiğimiz zaman avucumuzun içiyle dizlerimizin kapaklarını kavrayacağız. Dirseklerimizi gereceğiz. Böyle yaptığımız takdirde sırtımız dümdüz olur. Ve bu halde 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim'i bu halde dururken söyleyeceğiz. Yani ellerimizi, dizlerimizi kavradık, dirseğimizi gerdik, sırtımızı düzelttik. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Hiç sallanmadan 3 kere bunu söyledik. En az 3 kere söyledik. Sonra bu bittikten sonra Semiallahu limen hamide diyerek kalkıyoruz. Ayağa kalktığımız zaman da 3 kere Sübhanallah diyecek kadar sallanmadan duracağız. Sallanmadan, hareket etmeden duracağız. Biz bu 3 kere Sübhanallah yerine ne diyoruz? Rabbena
lekel hamd veyahut da Allahümme Rabbena ve lekel hamd diyoruz. Bu zaten bunu eğer ayakta söylersek 3 kere Subhanallah diyecek kadar orada ne yapmış oluyoruz? Beklemiş oluyoruz. Bu ne oldu? Rükûdeki tadil erken oldu. Eğildiğimizde dikkat edeceğimiz, bir de rükûden kalktığımızda dikkat edeceğimiz iki nokta. Eğildiğimizde dümdüz olup 3 kere en az Sübhane Rabbil Azim'i orada söyleyeceğiz. Kalktığımızda dimdik olduktan sonra 3 kere Sübhanallah diyecek kadar sallanmadan durmuş olacağız. Buna itminan deniyor. Secdeye vardığımız zaman burnumuzu ve alnımızı yere yerleştirdikten sonra 3 kere Sübhane Rabbil A'la, alnımız ve burnumuz yerdeyken 3'ü de orada söylenmiş olacak. En azından 3 defadır bu, 5 defa daha güzeldir. Ondan sonra alnımızı ve burnumuzu yerden kaldırıp oturduğumuzda da 3 kere Sübhanallah diyecek kadar sallanmadan orada durmuş olacağız. Kalkıp hemen hiç durmadan böyle efendim hareket eden spor yapan insanın spor yapması gibi şınav çeken insanın şınav çekmesi gibi olmayacak. İşte Er-râki'ûne sâcidûn rükû ve secde konusunda da hassastırlar diyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. El-âmirûne bil-mâ'rûfi ve-nâhûne anil-münker. Bunlar din derdiyle dertlendikleri için iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Adam ne diyor şimdi? Diyor ki cuma namazı da kılmazdım. Cuma namazı, 5 vakit namaza başladım. Şimdi bu adam ölünceye kadar ne kadar namaz kılarsa, onun kıldığı bütün namazlardan onu bu konuda elinden tutan, yardımcı olanın nasibi var mıdır? Vardır. Ne büyük zengindir değil mi? Emekli maaşına benzemez bu arkadaşlar. Kaç tane emekli maaşını değer be? Her kıldığından nasibini alacak. Onun için arkadaşlar, yazıhanemize, ofisimize gelen, kendisiyle yemekte birleştiğimiz, çayda buluştuğumuz arkadaşlarımızla din derdi yapmış olsak, din müzakeresi yapmış olsak, bir kelimemiz belki onun kalbini ne yapacaktır? Mesledecektir ve namaza başlayacaktır, ibadete başlayacaktır veya bir takım kötülüklerden vazgeçecektir. Senin, benim böyle bir insanın namazına vesile olmamız bizim için gerçekten 10 tane emekli maaşından çok daha büyük bir gelir sağlar ebedi ahiret sermayemiz için. Vel hafizun li hududillah. Allah'ın sınırlarını muhafaza ederler. Ne demektir arkadaşlar? Allah'ın sınırlarını muhafaza ederler. Şimdi yolda giderken arabada şoförsünüz. Arabada şoförsek bir şeritlere uymamız lazım, değil mi? Sağ şerit var, sol şerit vardır. Seyrederken birbirimize yol verirken şeritlere dikkat edeceğiz. Fakat en çok dikkat edeceğimiz nedir? Bir de yolun sağı var, solu var. Değil mi? Gidiş yolu, geliş yolu vardır. Eğer biz efendim geliş yolu giderken geliş yoluna girersek ne olur? Yolun haddini aşmış oluruz, sınırı aşmış oluruz. Buna hudut tecavuzu denir. Diyelim ki Yunanistan sınırına gittik, Bulgaristan sınırına gittik. Orada sınır vardır. Sınırın ötesine geçersek ne olur? Askerler bizi yakalarlar. O tarafın askerleri yakalar, bizi mahkemeye götürürler. Kendi kanunlarına göre bizi cezalandırırlar. İşte vel hafizun li hududillah. Allah'ın da çizdiği sınırlar vardır. Konuşurken bir sınır var mı yok mu arkadaşlar? Vardır. Bakarken sınır var mı yok mu? Var. Dinlerken sınır var mı yok mu? Kazanırken, yerken, içerken sınır var mı yok mu? Var. Sınırsız hiçbir şey yoktur. Bu sınırı eğer Allah çizmişse bu sınırları korumak lazım. Sınırı tecavüz ettiğimiz zaman ötesi ne oluyor? Haram bölgesi oluyor, günah bölgesi oluyor. Gözümüzle bakmamız caiz olan şeyler vardır, helal olan şeyler vardır. Caiz olmayan, helal olmayan şeyler vardır. O nedir? Sınır tecavüzüdür. Bir insan eşi değildir, helali değildir, mahremi değildir. Nasıl bakabilir ki? Velev ki internette olsun, velev ki efendim medya kuruluşlarında olsun, sosyal medyada olsun, hiç fark etmez ki. Velev ki kendi ofisinde olsun veyahut da yoldan geçen birisi olsun, ne fark eder ki? Allah Celle Celaluhu göz verdi, kapak verdi. Gözlere de kapak verdi. Hiçbir insan ne değildir? Sınırsız ve sorumsuz değildir. Her şeyin bir başladığı ve hürriyetin başladığı yer var, bittiği yer var. Gözümüzün sınırı var. Gözümüze bakmanın hududu var. Onun ötesine geçtiğimiz zaman hudut tecavüzü yapmış oluruz. Kulakla dinleyeceğimizin, dille söyleyebileceğimiz şeylerin sınırları vardır. Bu sınırları aşmayacak, kısacası harama ve günaha daldırmayacak şekilde Allah'ın çizdiği sınırlara muhafaza ederler. Ve beşşiril müminin. Habibim böylesine olan müminleri müjdele diyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri.
Kıymetli dostlar, Tevbe suresinin 111. ve 112. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz müjdeye layık olan bu güzel özellikleri taşıyan müminleri zikrettikten sonra Habibim bu güzellikleri taşıyan müminleri müjdele diyor. Dolayısıyla bize Rabbimiz, kullarım siz cennetle müjdelenmek istiyor musunuz? Zor mu bu sayılan şeyler? Gerçekten zor değildir. Ancak biz şimdi kardeşler şöyle bir şanssızlığımız var diyeceğim. Onu siz nasıl izah ederseniz veya nasıl yorumlamak isterseniz yorumlayın. Sabahtan akşama kadar yazıhanemize 50 kişi gelse, hiçbir tanesi dinden bahsetmiyor ki. Hepsi dolardan, avrodan bahsediyor. Hepsi dünyadan bahsediyor. Şimdi böyle bir atmosferde sen nasıl dünyadan kopacaksın da bu değerleri hayatına hakim kılmak düşüncesine geleceksin ki sabahtan akşama kadar bunu sana hatırlatan yok. Namazda bile ne yapıyoruz? 40 tane tilki dolaşıyor kafamızda. Bir namaz kılıyoruz. Onu da camiye cemaate gidemiyoruz. Ya müşteri gelirse kaybedersek falan diyoruz. Haydi iş yerinde kıldık. İş yerinde kılarken çarçabuk kılıyoruz. Ya telefon çalarsa, ya gelirse, namaz da namaza benzemiyor. Haydi onu kısalttık diyelim, camiden vazgeçtik, yazıhanede kıldık, biraz da acele ettik, kıldığımız namazı kısalttığımız halde namazın içerisinde neler yapıyoruz? Bir namaz kılmıyoruz sadece, başka her şeyi yapıyoruz. Neden böyle? İşte diyorum ya şanssızlığımız, çünkü bizim içimiz dünya oldu, dışımız dünya oldu. 40 kişi gelse bize sabahtan akşama kadar, ya kardeşim eyvah be, ben bu sabah cemaate gidemedim, kahroldum diyen hiç kimseyi gördünüz mü? Ben bu sabah cemaate gidemedim, kahroldum diyen duydunuz mu hiç? Ama geçenki dersimizde biliyorsun adam ne diyor? Eyvah diyor, benim çocuğum ölse diyor, 1000 kişi gelirdi en azından diyor bana taziye. Ama diyor ben diyor namaza diyor cemaate gidemedim diyor, sadece 1 kişi geldi diyor bana taziye. Eyvah diyor. Böyle mi olması lazımdı? Halbuki cemaate gitmediğim zaman daha fazla insan beni taziyeye gelmesi lazımdı. İşte böyle bir şanssızlığımız var arkadaşlar. Ama sonuçta biz imtihan dünyasındayız. Bu imtihanı bir şekilde kazanmak mecburiyetindeyiz. İyi ki bu sohbetlerimiz oluyor. 15 günde bir sohbetlerimiz oluyor. Pazar sohbetleri oluyor. Elbette herkesin İstanbul'da, İstanbul gibi şartlarda efendim dinleyebileceği sohbet imkanları vardır. Arabamıza bindiğimiz zaman ve evimizde olduğumuz zaman YouTube'dan da olsa, efendim internet üzerinden de olsa dinlenebilecek sohbet imkanları vardır. Ama şöyle bir durum, biz şimdi Medine'den geliyoruz. Medine Havalimanı'nda bekleme salonunda beklerken işte hem Mekke'deki hem de Medine'deki canlı yayını yapıyor, durmadan Kur'an dinliyoruz. Ondan sonra bizim uçağa bindik. Uçağın kapısından içeri girerken umre boyunca hiç görmediğimiz hostesler karşımıza çıktı. Bir, adımımızı içeri attık. Müzikle beraber karşı karşıya kaldık. Yani daha İstanbul'a gelmedik yani. Uçağa ayağımızı attık. Hostesle karşılaştık. Ondan sonra umre süresince hani hiç açık saçık kadın görmüyorsun. Uçağın içerisine girer girmez hostes hoş geldin diyor. Ondan sonra kulaklar da çalışmaya başlıyor, müzik bir taraftan çalıyor. Onun için diyorum bizim şanssızlığımız var burada. Bunu görmek lazım. Yani kulaklarımız kirleniyor, gözümüz kirleniyor, gönlümüz kirleniyor. Bizim tevbeye çok ihtiyacımız var. Bizim tevbeye çok ihtiyacımız var. Yıkanmaya çok ihtiyacımız var. Arkadaşlar cennet kusursuzdur. Kusursuz cenneti Allah bize verecek. Kusurlu ibadetlerimizle, kulluğumuzla verecek. Bizim kulluğumuzda kusurumuz çoktur ama telafi şansı her an vardır. Tevbe kapısı her zaman açıktır. Ancak gargara anı dediğimiz zaman, dediğimiz can hulkuma dayandığı zaman bitiyor. Tevbe kapısı kapanıyor. Artık ondan sonra kusurlarımızı ne yapamayız? Telafi edemeyiz. Kusurlar bizimle beraber geliyor demektir. Bir de güneş batıdan doğduğu zaman mesele sıkıntıyla bitmiş oluyor. Ondan sonra tevbe kapısı kapanmış oluyor. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bu güzellikleri, özellikleri, ayet-i kerimede zikredilen özellikleri, güzellikleri özümseyerek hayatımıza geçirebilmeye, canımızı, malımızı kendisine severek sattığımızın şuuru ve bilinci içerisinde olabilmeye, gerektiği zaman canımızdan, gerektiği zaman malımızdan severek fedakarlık yapabilmeye Rabbim her birimizi muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, daha önceki şeyde en son mütevellide ifade etmiştik. Aşağı yukarı 50 tane öğrencimizle bir umre yolculuğumuzu gerçekleştirdik. Hafızlarımız elhamdülillah
Eskisine göre daha da güzel bir noktaya gelmiş olduk. Eskiden hafızlarımız hafızını bitirince götürüyorduk. Biraz daha küçük oluyorlardı. Sadece Kur'an'ı ezberlemiş oluyorlardı. Şimdi ise hem hafızdırlar hem de 1,5 sene Arapça okumuş oldular. Bu 1,5 sene Arapça okumuş olan talebelerimiz orada Arapça konuşmasını bilen ister İranlı olsun, ister Pakistanlı, ister Hindistanlı olsun, ister Yemenli olsun onlarla çok rahat anlaştıklarını gördük. Dolayısıyla talebelerimizin bu kalitesi bizi çok memnun etti. Ayrıca talebelerimizin ahlaki olgunlukları, ibadetteki hassasiyetleri, her birisinin 50 tavafı yapmak için mücadele vermiş olmaları, genç yaşta oldukları halde, saçlarını usrayla beraber ihramdan çıkarken tıraş etme gibi güzelliğe sahip olmuş olmaları, bazen oluyor ki insan 50 yaşındadır, 60 yaşındadır, ihramdan çıkmaya razıdır ama saçlarını kesmeye razı değildir, yakışıklılığı bozulur diye düşünüyor. Şimdi bu talebelerin bu konuda da güzel hassasiyetleri, ibadet konusunda 24 saat tavaf alanında mutlaka onları temsil eden birileri vardı ve kendi aralarında yarış yapıyorlardı. Hatmi şeriflerle, dualarla beraber sizi orada unutmadık. Mütevellideki dostlarımızı özellikle zikrettik. Talebelerimizin umreye gitmesi noktasında yardımcı olan kardeşlerimizi özellikle zikrettik. Kur'an hizmetlerinin ve manevi hizmetlerinin yürütülmesinde sa'yı gayreti içerisinde olan bütün kardeşlerimizi ihmal etmedik. Efendim sohbet cemaatimizi ihmal etmedik dualardan. Dua bizden, kabulü Allah'tandır. Şunu çok iyi bilmek lazım. Bir insan ya umrededir, ya umredekilerin duasına muhataptır. Bu güzel bir şeydir. Yani siz umrede değilsiniz ama umrede olanlar, Kabe'de olanlar size dua ediyorlardır. Onun için biz ayakta duruyoruz. Efendim Rabbimizin yardımıyla ayakta durmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle pazar günü öğle namazını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda kılmış olduk. Mescid-i Nebevi'de kılmış olduk. Selamlamamızı yaparak oradan ayrıldık ve pazar günü akşam buraya gelmiş olduk. Benim gidiş gelişim bir hafta oldu. Öğrencilerinki de 9 gün olmuş oldu. Elhamdülillah yoğun tempo ile geçti. Selamınızı götürdük, duanızı yaptık. Rabbim kabul etsin diyorum. Daha uygun şartlarda, daha güzel şartlarda sizlerle, dostlarımızla, kardeşlerimizle mebrur ve makbul tavaflarla, umrelerle, sa'ilerle Cenab-ı Hak hepimizi şereflendirsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.